Öncelikle selamünaleyküm. Video çok akışında gidecek. Derya CRX 400 pompalı tüfek. Bu tüfeği de merak eden birçok kişinin olduğunu biliyorum. Hem onlar daha yakından görebilsin, hem de yorumlarda istek bir şey belirtirlerse onun da videosunu çekerim. Atışa gittiğim, yani daha nasip olmadı, atışa gittiğimde de videosunu çekmeyi düşünüyorum. Öyle kendimce basit bir video sunmaya çalışacağım. Bu tüfeği ilk aldığımda bazı sıkıntılar yaşamıştım. Satın alma süreciyle alakalı. Onun videosunu çekmiştim ve kaldırdım. Bütün mağduriyetimi hepsini giderdiler. Çok teşekkür ederim. Belki 100 kişiden bir kişiye denk gelecek şeyler bana denk geldi ki benim gibi bir adam için normal bir şey böyle şeylerin denk gelmesi. Alıştım yani. Hayatımın geneli böyle. Sonuç itibariyle firma tüfeğinin sonuna kadar, köküne kadar arkasında hiçbir şekilde yok, hayır, o bu demiyorlar. Neyse, ne istenirse sonuna kadar arkasındalar. Bunu görmek güzel bir şeydi benim için. Güven önemli bir şey bu devirde, hele ki canımızı emanet ettiğimiz bir şey. Yani Allah korusun tabii de. O yüzden çok dolandırmayacağım lafı da, çok uzatmayacağım. Detaylarına da inmeyeceğim. Velhasıl kelam o işlerin hepsi halloldu. Şu an her şey okey. Tüfeği şu an ben bu hale getirdim. Görsel amaçlı yaptım. Üstüne taktığım hiçbir şey sağlam şekilde tutmuyor. Sadece görseli birazcık düzgün olsun diye yapmış bulunmaktayım. Onu da belirteyim. Tüfeği alacağınız zaman kutu içeriğini öğrenmek istiyorsanız eğer ya aldığınız albaya ya da firmaya mutlaka sorun, danışın. Nasıl geleceğini. Bu tüfek için söylemiyorum. Her tüfek için söylüyorum bunu. Ben bunu öğrendim çünkü. Bu satın alma sürecinde. Bu tüfekle şu an için bu tüfekle gelen ne var bilmiyorum. Ama bana şu anda ulaşanlar bunlar. Güncel versiyonu, güncel halini mutlaka sorun almadan önce derim. Bana gelenlerde ise şöyle 12 kalibre harbi takımı yağ var. Bunu fabrika mı gönderdi yoksa satın aldığım bayi mi verdi bilmiyorum. Bunu hemen kaldırayım ortadan. Harbi de piyasada satılan normal bir harbi, yani öyle söyleyebilirim. Bunu fabrika gönderdi. Bunun için çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Onu da şöyle kafama geçireyim. Sonra burada 1-3-5 numaralı şokları var. Şu şekilde daha yakından çekimini yapacağım. Şimdilik dursun. Gözlük benim gözlüğüm. Bana ait. Burada kulaklık var. Güzel kulaklık, iş görür. Kullanılır yani. Bu kutu da namlu altında şarjöre bağlı olan Picatinny Ray. Fener falan takmak için. Onun dışında başka bir şey yok. Plastik taşıma çantası var. O da gayet güzel. Kullanışlı bir çanta, öyle söyleyeyim. Tüfeği ilk elime aldığımda öncelikle belirtmek isterim. Burada tetik kilidim var. Kendim aldım, taktım. Silahım boş. Şöyle de göstereyim. Bugün bu doldur boşalt yapacağım fişeklerse bunlar tetik düşürücüler. Yani herhangi bir sakıncası yok. Gayet güvenli bir ortam. O konuda içiniz rahat olsun. Zaten sizin niye içiniz rahat olsun? Ben kendi güvenliğimi düşünüyorum. Olursa bana bir şey olacak, başıma gelecek. Tüfeğe geçmeden önce şu fenerden bahsedeyim. Dediğim gibi bunlar hep görsel. Şuraya da iki tane fişeklik taktım. Bunlar da dandik bir çift taraflı bantla oldu. Görsel. Sökeceğim yani bunları. Düzgünün takacağım. Şöyle bir pot taktım. Yani pompalı tüfekli bir pot. Pek kullanışlı bir şey değil aslında. Böyle ayakta standta gibi dursun diye taktım açıkçası. Bir de sıfırlama atışı yaparken yardımcı olur düşüncesiyle almıştım. Fener'e gelirsek dediğim gibi 5 liralık bir fener. Buradan kablo çektim. Kendim yaptım. Görsel amaçlı olsun diye. Şöyle. Onun dışında eldiven giydim. Tüfeği kullanmayacağım için hafif yağlı. Ellerim yağlanmasın diye böyle bir şey yaptım. Şimdi ben bir kilidimizi çözeyim. Ayrıca şu kilide gelmişken evinde ateşli, ateşsiz, silahı, tüfeği olan herkese şu tetik kilitlerinden öneriyorum. Yani bir önlemdir. Sökmesi de çok kolay.
Girdikten sonra tek bir harekette hemen hazırsın. Öyle söyleyebilirim. Bu tüfek hakkında merak edilen sadece bir tane şey biliyorum. Mekanizma kapanmadan tetik düşürüyor. Maalesef evet. Ama bunu gerçek fişekle deneme fırsatım olmadı. Bu da Derya'nın gönderdiği ya. Onu da şöyle bırakayım. Ama tetik düşürücüyle şimdi deneyip size de göstereceğim. Ben kendim denedim. Biliyorum. İlk onu göstermek istiyorum. İlk önce silahı bir kapatayım. Emniyeti açayım. Tekrardan silahımın boş olduğunu kendim onaylıyorum. Boş. Şimdi buradan tetik düşürücümü yüklemek istiyorum. Tetik düşürücülerde pek kaliteli bir şey olmadığı için bazı sıkıntılar var. Tam oturmuyor. O yüzden dikkatli koydum. Şimdi silah. Bakın tam şu noktadayım. Düşmüyor. Düştü. Düşmüyor. Düştü. Düşmüyor. Burada düştü. Ayrıca tetik düşürücünün pimine de vurdu. Sesini duydum. O içindeki yayın sesini de duydum. O bayağı fırlattı. Onun dışında tüfek bu yakın çekimini yapacağım. Merak ettiğiniz bir şey varsa tüfek hakkında yorumlarda bildirmeniz yeterli. Yaparım elimden geldiğince. Bu benim ilk tüfeğim. O yüzden kıyaslayabileceğim başka bir tüfeğe sahip olmadım ya da deneyimlemedim. Onun kanaatını siz vereceksiniz. İmkanınız varsa, avbayilerde varsa bu tüfekten gidip inceleme şansı elde edebilirsiniz. Ama olmayanlar için zaten videosu olmadığından en azından ben yakın çekim falan çekerim. Orada siz anladığınız kadar bakarsınız diyebilirim. Tüfek benim görüşümde kozmetik olarak yani görsel olarak çok güzel bir tüfek. Yakışıklı bir tüfek yani. Ele alması, oturması benim için ideal. Sizin beklentinize göre değişebilir yani. Ne beklediğinize bağlı. Tüfeği beğenmeyeceğiniz. Şöyle. Bir de alttan dolduralım. Bu şekilde tüfeği de şu taraftan da gösterelim.